Videomuzun dördüncü kısmı yani son kısmından devam edecek olursak burada artık intro işlemimizin sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki burada farklı teknikler, farklı efektler uygulayarak farklı çalışmalar çıkarabilirsiniz. Tabii bu yaptığımız çalışmaya eklemeler de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir seçim. Şimdi biz burada son olarak logonun altına bir slogan veya bir web sitesi şeklinde metin ekleyerek çeşitli yazı animasyonu uygulayabiliriz. Bundan önce burada şu şekilde logonun animasyonu bittikten sonra 1 saniyelik ışıltı geçme efekti de buna uygulayabiliriz. Hemen bunu uygulayacak olursak Effects Preset paneline gelip büyük harflerle CC Light Sweep yazdığımızda Generate kısmı altında bulunan CC Light Sweep efekti. Bunu Effects Preset panelinde arayarak veya yine buradan Effect menüsüne ulaşabilirsiniz. Bunu Element Logo katmanına uyguluyoruz. Şimdi artık diğer katmanlarla işimiz kalmadı. Ve şu Element katmanını OK ikonuna tıklayarak buradaki işlemi kapatalım. Ve sadece Element katmanı seçildiği durumdayken U'ya basalım ki burada hangi keyframelerde işlem uyguladık. Kamerayı da yine aynı şekilde açalım. Burada daha detaylı titiz çalışma açısından bunu yapabiliriz. Şimdi element katmanını seçelim. Burada bunun merkezini, pardon, şu şekilde pozisyonunu belirleyebiliyoruz. Işığın. Bunu en başa alacak olursak şu şekilde gördüğünüz gibi zaten yazının üzerinde güzel bir görünüm sağlıyor. Tabi bunu normal After Effects'in ışığını uygulayarak da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bunu ilk olarak 51 değer girelim. Bu soldan sağa doğru gideceği için yani bu şekilde yapmak istedim. Şimdi 12. saniyede burada işlemimiz bitiyor. Hemen 12. saniyede center özelliğine keyframe verdik. Ardından tabii bunu ben bir saniye yapmak istiyorum. Siz yine uzatabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hatta bunu şöyle U yapıp tekrar U yaptığımızda light sweep'in 12. saniye değil de 12'nin biraz daha şurasına ilerisini alabiliriz dediğim gibi. Ve 13 ile 14 arasındaki bir saniye gelip şunu artıracak olursak gördüğünüz gibi şu şekilde. Artırdıktan sonra B harfinden kodlama B harfinden sonrasında sahneden çıkmasını sağlayalım. Yani şu şekilde bir ışıltı uydurmuş oluyoruz 1 saniyelik. Burada tabii ışık ile ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Bunu hemen hızlıca bahsedecek olursak. Örneğin buradan Direction ışığın yönü bence gayet iyi. Yani bizim logomuza göre ışığın yönünü belirleyebiliriz. Bunu tabii ki arttıracak olursanız tamamen size kalmış. Ama bu şekilde iyi olduğunu düşünüyorum. Size kalmış. Bir sonraki özellik burada shape nasıl bulunacağı. Bunu buradan değiştirebiliriz veya sharp olarak da kalabilir. Tamam, size kalmış. Burada 3 adet ışık tipi bulunmaktadır. Ardından width genişlik özelliğidir. Yani ışığın genişliğini ayarlayabiliriz. 55 olarak belirler isek biraz daha kalınlaşması sağlayabiliriz. Sweep intensity bunu geçiş yoğunluğu olarak belirleyebiliriz. Artıralım biraz. 33, 36, 35 gibi bir değer. Ardından Edge Intensity, bunu da kenar yoğunluğu olarak belirleyebiliriz. Bunu ellemeyeceğiz. Edge Thickness, kenar yani incelikliği, kalınlığı. Bunu 5 olarak belirleyelim. Şeklinde. Ardından buradan ışığın rengini değiştirebilirsiniz. Beyaz olarak gözükmesi daha iyi olacaktır. Ve son olarak Light Reception, ışığın modunu belirler. Bu şekilde bunları ifade etmiş olduk. Son olarak burada bir ışığımızı kontrol ettiğimizde gördüğünüz gibi. Hemen yine burada bir sloganımızı da belirleyelim. Bu şekilde ışığımızı da uyguladık. Bunu kapatabiliriz buradan. Hemen bir yazı katmanı oluşturalım. Burada mesela CodeLab'ın sloganını belirleyelim. Bilişim ama bu font Türkçe karakteri desteklenmiyor. Bunu direkt şuradan Arial yapalım. Sonradan değiştiririz. Sonucu görme açısından. Hemen yazacak olursak.
şeklinde onu yaptık. Ardından tabii biraz küçültelim. Şekilde ardından buna beyaz bir görünüm verelim. Şekilde sonra şöyle iki nokta ekleyelim. Ardından biraz daha küçültebiliriz. 45 gibi, hatta 40 yapalım. Yazıdan biraz daha küçük olsun. Ve bunu şu şekilde U'ya basıp 13. saniyeden sonra başlaması sağlayayım. Hemen bu yazı katmanın şu başındaki okikondan çekerek buraya gelmesini sağlayalım. Bu şekilde ayarladık. Şimdi buna bir farklı bir font uyun. Burada ben el yazısı tarzından bir font seçmek istiyorum. Bunu Bradley Hand olarak belirleyelim. Fakat yine burada bunun başka bir fontu yok sana. Buradaki Türkçe karakteri de değiştirelim. Yani burada görünüm açısından bunu değiştirelim. Ardından buradaki şeklinde bunu ayarladık. Bilişim Yayıncılığı'nın yeni yüzü şeklinde bunu ayarladık. Ardından şu kamera katmanında kısma gelecek olursak, yani bunu 13. saniyeye biraz başına alırsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü tam sonda olmasını istemiyorum. Işık da 12,5, yani 12 ile 13. saniyenin arasından başlayacağı için şu şekilde tam buraya alabiliriz. Yani burada bize kalmış seçim. Ardından bu yazıya tabi bir animasyon efekti uygulayabiliriz. Hemen Animation Preset, ardından Text kısmından buradan dilediğiniz animasyon uygulayabilirsiniz. Ben burada Decoder, yani böyle Dactylo efekti gibi bir şey uygulamak istiyorum. Hemen Decoder Fade'in efektini alıp yazı katmanın üzerine bırakıyorum. Buradaki saniye ayarlamadan yapacak olursak, şimdi burada Range Selector Start 0, ardından 14'e gelip bu değeri 100 olarak yaptığımızda daha hızlı bir şekilde yapmasını sağlayalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde burada geçiyor. Hatta ışık da 12,5. saniyeden 13,5 arasında geçiyor. Yani bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Ardından yazının burada kalmasını sağlayalım. Son olarak burada kapanış, yani daha güzel bir görsellik yaratmak için burada kapanış ekleyebiliriz. Bundan önce Edit Purge All Memory diyerek buradaki render, yani ön belirli yer almaması için render kısmını silelim. Hemen son olarak yine bir solid katmanı oluşturalım. Kapanış olarak bunu belirledik. Okey diyelim. Bunun da yine başlangıcını şu şekilde ayıracak olursak, yazıdan sonra yazın tam bittiği yerde tam 14. saniyede başlamasını sağlayalım. Hemen T'ye basıp opacity üzerine aktifaya gidelim. Burada sıfırken 15. saniye, bunun %100 olmasını sağlayalım. Yani burada yazıdan sonra şöyle kapanmasını sağlayalım. Bu şekilde güzel bir intro ve 3 boyutlu logo animasyonu yapmış olduk. Tabi dediğimiz gibi farklı yöntemler, farklı işte efektler kullanarak burada farklı bir çalışma yapabilirsiniz. Gerçekten iyi bir eğitim oldu. Yani After Effects konusunda iyi bir intro çalışması hazırlamış olduk. Bu şekilde çeşitli introlar yapabilirsiniz.